şu yani mesela şöyle bir şöyle bir tanım kullanılıyor liderler diplomasi. Hı hı. Yani devlet kurumları çökmüş. Tabii, tabii. Dış ilişkilerin bütün gelenekleri yerle bir. Dış Cumhurbaşkanıyla Trump arasındaki tabii. kafa kol ilişkisine kalmış. Tabii, tabii. Bu da meziyet zannediyorlar bunu. Yani evet, bu evet. evet bu meziyet. Hayır o senin dışları geleneklerin yerle bir olması. O otoriter demek. siyasi kültürün bir lafza yansıması yani, yani. liderler diplomasından Türkiye gram fayda görmedi. Yani tek adam rejimi Tabii. içeride neyse dış politikada zaten dış politikada iç politika için yapılıyor. Dış politikada da o tek adam dış politikası evet. oluyor. Yani kurumsal dış politika olmuyor. Dolayısıyla ona ona bir güzel bir isim bulmak zorunda. Evet buradan da bir fayda görsek. Ya bir mektup yemişsin ya bir tweet yemişsin yani. Bir diğeri bir de güzel cafcaflı bir laf daha bulmuşlar. Arka kapı diplomasi. Ya bunun sokaktaki karşılığı şudur. Kalabalıkta efelik yapıp tenhada özür dilemek bu. Ya bunun adı budur kardeşim. Sen çık gazetende şerefsiz bunlar de. Sen git Cumhurbaşkanı Cuma namazından çıkarken FETÖ'ye bunlar para verdi, destek verdi de. Dışişleri Bakanı desin ki Türkiye'de e, darbeye bir Müslüman ülke destek verdi. O da Körfez'de de. İçişleri Bakanı e, 15 Temmuz'a destek veren bir diğer ülke bu olsun de. 15 Temmuz'cu darbeye destek vermiş. Dubai'de FETÖ ile buluşmuş. Türkiye yıkmaya karar vermiş. Bunun için 3 milyar Para ayırmış, sen böyle 3 yıldır hatta 1 yıldır şerefsiz dediğin, terörist dediğin, Pekka ile beraber çocuk ve organ satıyor dediğin adamı bir yıl sonra sarayda ağırlamış ol, askeri tören düzenlensin, veliaht prens diye üzerine övgüler üstüne övgüler dizilsin. Bu da arka kapı diplomasisi olsun. Yani desene bu, bu, yüzüme gözüme bulaştırdım. Bunların monşerlerden öğreneceği çok şey var. Tabii ki. Neticede monşerler tarihsel Monşerlerin olarak haklıdırlar. Haklı Ve o monşerler diye aşağıladıkları dışişlerinin, Türk dış yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aslında e, krema tabakası e, oluyor. Çok yetkin, iyi yetişmiş e, diplomatlarının bütün uyarıları bu konuda Haklı dış çıktım. politika dış politika sadece kendisi değil. Dış politikayı bir de uygulama şekli olarak da çok yanlış olduğu için bütün bu bu doğrultuda yaptıkları o yıllardır yaptıkları bütün uyarıları, uyarıların hepsi bugün artık tarih sahnesinde doğrulandı, doğrulandı. Şimdi Kadir abi ya bir sene önce demişsin ki Türkiye'yi yıkmak için 3 milyar dolar verdi. Bir sene sonra diyorsun ki Türkiye'yi şahat etmek için 10 milyar dolar verecek. Ya hangisi doğru kardeşim? Ya burada bir tuhaflık yok mu? Ya siz ya bu mu arka kapı diplomasi? Desene yüzümüze gözümüze bulaştırdık. Toparlamaya çalışıyoruz. Bir hata ettik. Herkesi dünya alemi küstürdük. Herkes bize sırtını döndü. Ne yapalım? Para da kalmadı. Bir yol buluyoruz desene. Bunun adını cafcaflı arka kapı diplomasi koymuşlar. Ve sonra şunu da ekleyeyim. Sedat Peker'in varlığı bu kapıyı da açtı. Onu da söyleyelim. Sedat Peker'in varlığı bu diyalog kapısını açtı. Şimdiden sonra Sedat Hızlandırdı. Peker tweet atamayabilir. O politika çoktan, düş, çoktan çökmüştü. Çöktü de kabul edilmişti. Evet. Ama Sedat Peker bence Hızlandırdı. burada evet, ve son, Sedat son Peker, damla oldu. Dün ve önceki gün bir süre dinleneceğim, tweet atmayacağım dedi. Zaten buydu Tabii. anladığımız kadarıyla. Bakalım önümüzdeki günlerde Sedat Peker orada kalabilir mi? Bence kalamaya da bilir. Evet. Yahut Birleşik Arap Emirlikleri onun kalmasını bir sigorta diye niteleyebilir Bilmiyoruz. Göreceğiz. Yani Türkiye ile ilişkilerinde çeşitli hamlelerin nedeni olarak, sebebi olarak görebilir ya da vasıtası olarak görebilir. Ama şunu da biliyoruz. Sedat Peker'in pasaportu iptal edildi. Yani oradan nasıl çıkacağı da bir muamma derken Kılıçdaroğlu 4 Aralık'ta Mersin'de mitinge gidiyor. Bu arada Cumhurbaşkanı akşam saatlerinde açıklama yaptı. Yarın İzmir'de miting yapıyor. Hmm, Bunu bilmiyoruz. alıyor yani. Evet. Nasıl değerlendiriyorsun durumu? E şimdi Ben diyorum ki seçim gündemine doğrudan giriyoruz. <laughs> erken seçim yok diye diye yani erken seçim olmayacak. Biz kabile devleti miyiz? E, burası kabile devleti değil. E, falan öyle sanki kabile devletinin tekrarın her <laughs> şey 11 ayda 20 ayda gitmek. bir seçim yapmakmış gibi. Keşke öyle olsa. Evet, evet, evet. Yani keşke kabile devletleri hep seçim yapsalar. Hep herkes yapsalar. Demokratik müessese ya. Yani demokratik bir müessese olduğu zaman kabile devleti olmaktan da belki zamanla çıkarlar, seçim yap yapa. Ha, yani ya verdim ya benzetme de verdi <laughs> örnek de çok yanlış ama seçim yok diye diye aslında işte bir seçim kampanyasının içindeyiz aslında bütün bu tuhaf anlaşılmaz gibi gelen ve yani hakikaten ya bu faizleri işte 400 şu an on, on, on değil 15 dedi mi 15'e? Şu 16'ya düşmedi mi? 15'e düş. 15'e 15 e 15 e yani 15 e 400 bas, bas puan düşürülmesi ile. <laughs> neticelenen ve onun dışında Türk Lirası'nın görünmemiş bir, son yıllarda görünmemiş, tarihte görünmemiş belki de özel devalüasyonundan bu yana, tarihte görünmemiş bir kaybıyla neticelenen bu politikayı neden uyguluyorsun? Yeni bir ekonomi politika uyguluyormuş. Bu seçim politikası. Başka bir şey değil. Yani ama çok tuhaf ve gerçekten mantıksız. Bakalım ne diyecek ama mitingde? Şey. Miting yapıp Miting, seçim yok mu diyecek? Miting'e şimdi ve bu bir infial duygusu yarattı halkta. Çünkü gereksiz de kendi kendisini kendi kendi kendisini ayağından vurmak budur. Yani bu bu kadar bas 400 bas puan düşürdü faizi, politika faizini ve Türk lirası korkunç değer kaybetti. Bunun sonucu enflasyon olacak. Yani faizler, faiz enflasyonun faiz sebepte enflasyon neticeydi. Şimdi burada bunu görüyoruz. Bu bu da bir seçim politikası fakat çok yanlış bir seçim politikası. Çünkü işte kredi faizlerini falan filan düşürerek efendim iş iş dünyasını, kobileri rahatlatmak, bir yerde işte istihdam yaratmak falan e, gibi bir amaç burada güdülüyor. Fakat maliyetleri arttırdığı için ithalat maliyetleri de vesaire burada ciddi bir oranda enfl enflasyon artışıyla sonuçlanacak. E, şeye gitmek zorunda. E, seçime gitmek zorunda. 2023'e kadar böyle götüremeyeceğini, götürse bile ya, yani şartlar buna izin vermeyeceğini götürmek istese dahi veremeyeceğini biliyor. Ve e, şimdi İzmir'de herhalde bir açılış falan için gidiyor İzmir'e. Miting için gidiyor. Miting ama miting. Evet. Ya miting ona ya bir açılış yapacağız. açılış töreni falan filan gibi belki, bir şey. Belki Aa, evet. belki evet. Tam detayını bilmiyorum ha, ama ha, miting yapacağını ha. duyuyorum. Bir, birincisi İzmir'e gitmesi ilginç. Seçim İzmir şte yani cum Cumhuriyetçiliğin kalesi falan olan e, bir e, şehir İzmir e ilginç bir tercih e, ne diyeceğini de tabii e, merak ediyorum ben ama gör görüp yani göreceği ilgiyi de açıkçası e, merak ediyorum e, bu, de bir bu fiili bir seçim erken seçim atmosferine girdiğimizi gösteriyor evet, evet. e, Kılıçdaroğlu'nun attığı adım da bana göre siyaseten doğru bir adım e, bu kadar büyük bir infiale neden olmuşken e, iktidarın e, yeni e, tırnak içinde yeni ekonomi politikası e, bu bir siyasi fırsat sunuyor kendi e, vaatlerini, politikalarını, söylemlerini halkla paylaşmak işte helalleşmek diye e, çıktı en son o da ciddi rahatsızlık hmm. yaratmış durumda Evet Ben yani Erdoğan'ın bu şartlar altında e, ne söyle yani elinde çok söyleyecek bir şey kalmadığını, vaadinin bulunmadığını. Ancak işte e, dincilik e, yaparak ve korku e, körükleyerek, korkuları körükleyerek, kendi tabanındaki korkuları körükleyerek ancak e, siyaset edebileceğini, bunun da başarısının yani tabanını bir arada tutma konusunda e, başarısının asla garanti olmayacağını e, ve uzun süreli bir etki sağlamayacağını düşünüyorum. E, dolayısıyla e, bugün artık siyasette gündemi e, muhalefet belirler hale geldi iktidar artık muhalefete tepki veriyor ve muhalefetin mesajlarını tartışıyor. Artık e, siyasette Gündem oluşturma faktörü sahip e, el değiştirdi yeni bir sahibi var O da muhalefet muhalefete geçti. E, ve uzun süre devam edebileceği kanaatinde değilim 2023 bir buçuk yıl var bir buçuk yıl bu şartlarda öyle gidebileceği kanaatinde değilim bu iktidarın. iktidarın en de sonunda e, az kaybetmekle çok kaybetmek arasında bir tercihe zorlanacaktır ve tercih tercihte de karar verici tek kişi değildir. Yani burada biz tek adam rejimi var diyoruz ama burada karar verecek olan iki adam var. Bir tanesi de Bahçeli onların. Bahçeli'nin sırtında da yumurta küfesi yok. Evet. Bazı güvenceler karşılığında Türkiye'yi çok rahat bir şekilde seçime götürebileceğini ben düşünüyorum. Bugün ne derse desin. Aynı fikirdeyim. Ee, bir kere tabi aslında e, Gong'u Meral Akşener çaldı. Ya yani Meral Akşener, Denizli seyahatini aslında bir esnaf gezi, gezisiyken e, onu e, mitinge dönüştürdü ve ilk meydan okumayı yaptı Erdoğan'a karşı. Hani sen e, benim gezilerime çeşitli insanlar göndererek yani bizzat Erdoğan değil ama partisi provokatörler gönder mi? provokatörler göndererek e, sabote etmeye çalışıyorsun ama ben meydandayım. Lütfü Türk, Lütfü Türk rağmen işte kalabalıklarla karşındayım dedi. Ve bence aslında kalk borusuna ilk Meral Hanım çaldı. Ardından Kılıçdaroğlu hamle yaptı. Kılıçdaroğlu'nun hamlesinin birkaç sebebi var. fotoğraf neydi? Denizli. Denizli mi? Ben de oradaydım, Hı -hı. izledim. Burada yani bu bu meydanda 20 bin civarında yurttaş var. Seçim atmosferi yokken böyle bir kalabalığın toplanmış olması büyük başarıdır. Ki Denizli'de İyi Parti'nin belediyesi yok. Bir tane milletvekili var. Bu, bu hmm. anlamıyla ciddi bir başarı ve bir meydan okuma. Peki niye Denizli seçildi? Ee, o hafta Denizli esnaf ziyareti vardı. Denizli'nin örgütü e, bunu mitinge çevirelim diye talepte bulundu. Hmm. Genel merkezde o zaman hazırlanın dedi ve başladılar. E, bir de Denizli İyi Parti'nin MHP'den ayrılık dilekçesinin ilk verildiği şehir. Hmm. İlk orada başlıyor. İyi Parti hareketi. <laughs> Şimdi